obezite cerrahisi sonrasında tabii ki aslına bakarsanız kişiler daha böyle yavaş, hızlı değil de yavaş kilo veriyor olsalar o kadar çok deformite olmaz. Tabii oluşan deformite kişilerin kilo verme öncesindeki kiloları ile birazcık çok yakından ilişkili. Tabii ne kadar çok kilo, ne kadar hızlı bir biçimde verdiyse o kadar fazla deformite meydana gelebiliyor. Bu deformiteleri yukarıdan aşağı doğru sıralarsak, kollarda sarkma, memede boşalma ve sarkma, yine karın, üst karın, alt karın, karında sarkma, kalçaya gelirse kalçada da yine aynı şekilde sarkma, hepsinde iç uyluk dediğimiz orada sarkma, hepsinde bunların yumuşak bağ dokusu boşaldığı için sarkmalar meydana geliyor. Bu bölgelerin hepsine biz rahatlıkla cerrahi uygulayabiliyoruz. Nedir? Yine yukarıdan aşağıya geldiğimizde kol germe gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız şu: kişiye izler mutlaka söylenmeli. Normal yapılması gereken bir kol germeden daha fazla iz olabilmekte. Uzunluk olarak diyorum. Yine meme değerlendirmesinde ve memenin düzeltilmesinde yine aynı şekilde izler daha büyük, daha uzun olabilmekte. Karında da keza öyle çepeçevre bir iz meydana. Şimdi normal şartlarda bir karın germe düşündüğünüzde sadece alt karında sezaryen insizyonunun olduğu bölgede onun daha genişletilmişi bir iz olabilmekte. Ama bu tür hastalarımızda karnı çepeçevreleyen bir iz meydana gelebilmekte. Yine aynı zamanda karnı boydan boya yukarıdan aşağı orta hatta yerleştirilmesi gereken bir iz de yine olabilmekte. Karın germeden sonra iç bacağa geldiğimizde yine iç bacakta da normal bacak germe, inner thigh lift dediğimiz olgudan biraz daha farklı olarak bacağın kendisini de küçültmek durumundayız. Fazla deriyi alabilmek için. Dolayısıyla burada da pantolon çizgisi ya da pantolon çizgisi demeyeyim de pantolonun dikişinin iç dikişlerine gelen yerlerde de izler olabilmekte ki hani bacaktaki fazla dokuyu dışarıya atabilelim ve kişiye normal giysileri giydiğinde normal bir görüntüyü sağlayabilelim. Ama bunun haricinde yine çıplak olduğunda bu izlerin hepsi hastada görülebilecektir. Bu ameliyatların hepsi bir arada gerçekleştirilebilir ya da aşama aşama da gerçekleştirilebilir. Tercihimiz aşama aşama gerçekleştirilmesinden yana. Yani kol germe, meme küçültme ya da memeyi şekillendirme, karın germe ve bacak ve kalça germe olgularını bir anda yapmaktansa hani iki seansta bunları gerçekleştirmek hasta açısından hem iyileşmesi açısından hem de ameliyatın uzunluğunun riskini almam açısından önemli.